Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber mükemmel bir sihir yapacağız. Hazır mısınız? Aynen mı? bak senle beraber Hayır, balonlu malonlu can canlı bir deney yapacağız aslında. Ne Hokus pokus diyorum. Oo. Gerçekten Oo. sihirbaz gibi hissettim. Çünkü gerçekten sihir gerektiren bir şey yapacağız. Balon yok olmadı hocam ama. Şimdi bak olay şu aslında. Elimize bir adet ee, böyle oyun hamuru var. Oyun hamurunun üstüne ben ne yaptım biliyor musun? Alüminyumdan böyle ufak ufak saç telleri oluşturdum. Aynı senin kafandaki saç telleri gibi. Bu alüminyumdan ol olmasının sebebi nedir Tonguç evladım benim? Nedir? İletken olması. Yani bir metal olması. Aynı zamanda bir Tonguç kalemi aldım yanıma. Tonguç kalemi de sanki bunun bir bedeni gibi düşüneceğim. Sonra bunun saçlarını böyle güzel güzel taradık. Sonra diyorum ki elimize bir balon var. Bu balonu ben e, elektriklendireceğim. İşte burada yapacağımız deneyin adı elektriklenme deneyi. Tonguç Evlenim elektriklenme kaç çeşit olur söyle bakayım bana. İki çeşit şey hocam. E, dangozlaşma birincisi elektriklenme. Sürtünme ile elektriklenme. etkiyle elektriklenme ve temas ile elektriklenme diye üç çeşit elektriklenme vardı. Biz buradan sürtünme ile elektriklenme nasıl olduğunu göstermeye çalışacağız. Şimdi ilk başta balonu böyle kıyafetimize sürtüyoruz. Kıyafetimize sürttükten Neden sonra e sürtüyorsunuz hocam? sürttüğümüz zaman elektrik yükleri kumaşın üstünden buradaki balona geçiyor. Eksi yükler geçiyor ve balon elektrik yüklü hale geliyor. Elektrik yüklü hale geldikten sonra ben buradan bunun saç tellerine yaklaştırdığım Aa. zaman hatta birazcık daha saçıma sürtersen böyle belki sesi geliyordur sana. Bak buradan balonun üstündeki Aa, nasıl telleri havaya kaldırdığını gözlemleyebilirsiniz. Sihir. İşte bu sihir gibi bir şey gerçekten ama aslında bu balonun içinde olan elektrik yüklerinin bir özelliği sadece ne yapıyor bak dikkat et. nasıl çekiyorlar birbirlerini nasıl oynak bir hareketler görüyor musun Tomuca? aynen birazcık daha mesela e, daha fazla Sen elektriklenmesi için hocam, daha, daha fazla sürtmesini gerekiyor daha fazla sürttüğümüz zaman Aynen bu şekilde nasıl böyle hareket Aa, ettiğini gerçekten bu inanılmaz bir e, sihir gibi bir şey. Zaten sihirbazlar genellikle e, işte hep kendi numaralarında genellikle işte elektriklenmeyi ondan sonra e, manyetik alanı falan filan onu da çok kullanırlar. Hatta birazcık daha saçıma sürttüğüm zaman burada daha fazla hareketlenmenin böyle deri gibi oynadığının çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsin Tonguç Evren Bey. Kabak i̇şte ele elektrik mi aldı hocam şu an? Aynen öyle. yap, yap Olan şey aslında bu. Ee, aslında buradaki kumaştaki eksi yükler bu balonun üstüne geçti. Bu eksi yükler de bu alüminyumun içindeki artı yüklerle etkileşime girdi. Ve dolayısıyla ne yaptı? Artı eksi çeker prensibinden birbirlerini çekmeye başladı Tonguç Evlen İşte bu kadar basit. Bir sonraki deneyimizde daha detaylı elektriklenme e, deneyleri yapacağız ve çok daha e, sihir gibi daha böyle eğlenceli şeylere şahit olacaksın. Ben Hadi bakalım. Balonun içine kutu koyalım. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere.